Hadi gelin istatistiki araştırmaları inceleyip ne tip bir araştırma ile karşı karşıya olduğumuzu bulmaya çalışalım. Şimdi Cincan adlı bir oyuncak mağazası varmış. Cincan adlı bir oyuncak mağazası güzel. Verdikleri 100 bin adet plastik ördek kargosu onların eline ulaşmış. Fabrika plastik ördeklerin hepsinin kusursuz olacağını söyleyememesine rağmen defolu ürünlerin %5'i geçmeyeceğine dair de söz vermiş. Evet bunun altını bir çizeyim. Defolu ürünlerin %5'i geçmeyeceğine dair bir söz vermişler. Peki. Mağaza defolu ürünlerin yüzdesi ile ilgili bir tahmin yapmak istiyor. 100 bin plastik ördeği tek tek inceleyemeyeceği için de rastgele 10 tane ördek seçiyor ve ördeklerin yüzde 10'unun defolu olduğunu görüyor. Soru ise şu, burada neler oluyor? Şimdi cincan oyuncak mağazasına bir kargo geliyor. Kargoda 100 bin tane plastik ördek var. Bu ördeklerin kaç tanesinin defolu olduğunu merak eden mağaza müdürü 100 bin ördeği tek tek inceleyemeyeceği için rastgele 10 tane ördek seçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu 10 ördekten bir tanesi defolu. Onun yüzde onu bir eder öyle değil mi? Bu bu bir örneklem araştırmasıdır. Örneklem araştırması. Neden mi? Geniş bir popülasyondan bir örneklem alıp bu popülasyona ait bir parametre hakkında parametre bu örnekte 100 bin ördekten kaç tanesinin defolu olduğu evet bu parametre hakkında bir tahminde bulunmak istiyor. Peki ne gibi sonuçlar elde edilir? Kargodan rastgele bir örneklem alıp 10 örnekten birinin defolu olduğunu yani defo oranının %10 olduğunu gören mağaza müdürü fabrikanın defolu ürünlerin %5'i geçmeyeceği sözünde durmadığını düşünebilir. Bu mantıklı bir çıkarım değildir ama çünkü örneklemin boyutu çok küçük. Düşünsenize eğer rastgele 5 ördek seçip bunlardan birinin defolu olduğunu görseydi defo oranı %20 olacaktı. Bu yüzden mağaza müdürünün bundan çok daha büyük bir örneklem alması gerekir. Bu arada örneklem boyutu ne olursa olsun parametrenin gerçeğe yakın bir sonuç vermemesi de her zaman mümkündür tabii. Yine de örneklem boyutu arttıkça elde edilen sonucun gerçeğe yakın olma olasılığı da daha büyük olur. 100.000 ördek için 10 ördekten oluşan bir örneklem gerçekten de çok küçük önümüzdeki videolarda olasılığı nasıl tahmin edebileceğimiz ya da örneklemimizin yeterli olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz konularında konuşacağız merak etmeyin ama bu örnekte örneklem gerçekten de çok küçük 100 ya da daha fazla ördek seçip defo oranını %10 bulsaydı bunun şans eseri gerçekleşmiş olma olasılığı daha düşük olurdu evet bir sonraki videoda buna benzer birkaç örnek daha yapacağım